Atatürk Mondros Mütarekesi'nden sonra, Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918. Evet. Atatürk'ün Samsun'a hareketi 1919-19 Mayıs. Arada az bir zaman var. Mütarekinden sonra Atatürk İstanbul'a döndü. Esasen mütarekeyi yapan hükümette Atatürk bir vazife bekliyordu. Haklı olarak bir vazife bekliyordu. Büyük bir muharebeden, büyük tehlike ihtimallerinden çıkmış, yapılacak çok işler olduğunu tahmin ediyordu. Bu anlayışta herkesten farklıydı. Mondros Mütarekesi iyimser bir havayla oldu. Müracaat ettik. Müzakereye başlayan İngiliz amiralı çok iyi muamele etti ve çok iyi ümit verdi. İlk kabine Mondros Mütarekesi'ni bir kolay sulhün başlangıcı zannediyordu. Memlekete bu havada aldı. Bu uykudan uyanan, en çabuk uyanan Atatürk olmuştur. Bir defa esaslı farkı buradadır. Geldi, bir vazifesi yoktu. İstanbul'da serbest bir eski kumandan olarak vazife yapıyor. Bu Ekim'den Mayıs'a kadar olan zaman zarfında Atatürk İstanbul'da eski ve yeni devlet politikasında bulunmuş olan insanların hepsiyle hemen temas etmiştir. Bundan başka yabancılardan resmi, mümkün olursa resmi insanlar, komiserler vesaire memurlar, olmazsa gazeteciler ve sair telkinciler, bunların hepsiyle fırsat buldukça temas ediyordu. Vaziyete Türkiye hakkında hazırlanmış olan projelerin iç yüzüne kesin bir teşhis koymaya çalışıyordu. Bu müddet, Mayıs'a kadar olan müddet Atatürk için İstanbul'da kesif bir çalışma ve araştırma zamanı olmuştur. Atatürk'ün bu zamanda muharebeden nasıl çıktığını bilmek lazım. Muhtelif cephelerde muharebe etmiş, nefsine itimadı son derece kuvvetli, esasen yaratılışından kendi nefsine itimadı var. Muharebelerden büyük bir general olarak kendisine kesin bir itimadı, nefis gelmiş. Hangi milletten, hangi politikacıyla konuşsa en az eş adamların müsavi otoriteyle konuşması gibi bir kendine güvenle konuşur hale gelmişti. Şimdi Atatürk İstanbul'dayken daima temas ederdik. Yalnız giderken gelmiş değil. Giderken adeta veda için gelmiş gibidir. Daima memleketin içinde bulunduğu vaziyeti, yeni ihtimalleri, bunların hepsini takip ediyorduk. Memleket tahmin olunmayacak kadar bir karışıklık içinde ve ümitsizlik içindeydi. Bununla beraber herkes diplomat ve herkes çare bulur bir ukala halindeydi. Muharebeyle bu seferin düşmandan kurtuluşun muntazam muharebeyle nihayet biteceği ihtimali hiç kimsenin zihninde yoktu. Bu bir politika meselesi olmuştu ve herkes politikada marifetini gösterecekti.
Atatürk İstanbul'dan ayrılırken bütün bu temaslarının sonunda İstanbul'da bıraktığı eski ve yeni devlet adamlarının hiçbirisinde meseleyi bütün vakametiyle sonuna kadar görebilmiş, ihate etmiş bir insan bulmayarak hareket etmiştir. Bundan dolayı hakikaten müteessir ve meyus haldeydi. Şimdi Atatürk İstanbul'dayken memleketin her tarafında parçalanmalar başlamıştı. Mesela Fransızlarla muharebe devam ediyordu. Ondan sonra Trakya'yı kurtarma cemiyetleri teşekkür etmişti. Anadolu'da, Adana'dan başka, Doğu'da Trabzon Havalisi'ni kurtarma cemiyeti vardı. Erzurum cemiyeti vardı. Kurası her tarafta o havaliye teveccüh etmiş, düşmanlardan herhangi birinin hırsına karşı kendisini müdafaa etmek için bir çabalama hissi vardı. Bu şartlar altında Atatürk hareket etti. İzmir işgali günlerinde. Atatürk'ü oraya nasıl tayin ettiler? Bütün bu siyasi acımec içinde, karışıklık içinde Taksim zamanı olduğu için hiç kimsenin otoritesi ve ümidi sağlam ve devamlı görülmüyordu. Şeyde, Anadolu'da İstanbul Devleti'ne, İstanbul Hükümeti'ne, eskisine ve yenisine hakim olan ilk fikir İstanbul, Türkiye'de bir karışıklık, bir anarşi bir çıkmasın. Türkiye bir bütün halinde İstanbul tarafından idare olunur, bir devlet olarak düşman karşısında bulunsun. En akıllısında arzu edilen devlet şekli buydu. Halbuki memleket parçalanmaya başlayınca her tarafta kurtarıcılar başka, teşebbüsler başka, başkaydı. Bir vazife de resmi bir vazife deratı etmek fikri Atatürk'te galip olmuştu hareket etmelerinde. Temaslarında buna imkan olup olmadığını daima arar haldeydi. Bu imkan İzmir işgali ve buna müteferri sulh muadelerinin ümitleri kırıcı ihtimalleri Atatürk'ten istifade fikrini eski ve yeni devlet idaresindekilere de telkin ediyor. Bu esnada İzmir işgali ihtimali meydana çıkınca Atatürk'ün vazife alması hükümet ricalinde acele ve mübrem bir hal aldı. Bunu tayin ettiler. Şimdi Atatürk İstanbul'dan memleketi kurtarmak için ciddi bir surette meşgul olmak, çalışmak kararıyla hareket etmiştir. Buna hiç şüphe yoktu. Ve bu kararın muhtelif safhalarını, ihtimallerini mümkün olduğu kadar görüşmelerimizde konuşurduk ve anlatırdı. İstanbul'a hareket etmeden evvel bana gelmesi vazifeyi almış, Anadolu'ya ordu müfettişi olarak gelecek, bir an evvel gitmek istiyor. O esnada benim kalacağım ve yapabileceğim işler hakkında benimle konuşmak içindi. Kendisine mümkün olduğu kadar yardım etmek için vardı. O hareket ettiği zaman
henüz ben İstanbul'da Genelkurmay'da İstihbarat Sülhiye Komisyonu reis sıfatıyla bazı vazifeler almıştım. Az çok Harbi Nezaretinde dolaşır, görgüsü ve bilgisi olan bir insan halindeydim. Görüştük ve veda etti, hareket etti. Atatürk'ün Anadolu'ya, Samsun'a ayak basıncaya kadar heyecan geçirdiğine hiç şüphe yoktur. Şeyden dolayı, tayininden vazgeçip tekrar İstanbul'a adetini arzu edecek kadar karar değişikliği olur diye. Bunda galip devletlerin ve herkesin aldanmış olduklarına şüphe yoktur. Atatürk Samsun'a çıkar çıkmaz telkinine başladı. İzmir işgali feci bir surette bütün memlekete yayılmıştı. İzmir işgali otomatik olarak İzmir havalisinde mukavemet yaratmıştı. Ve her yerde müdafaa fikri uyanmıştı. Atatürk tehlikeyi Samsun'dan itibaren vatandaşlara söylemeye başladı. Toplantıda ordu kumandanı olarak kendisini istikbal edenlerle konuşurken söyledi. Toplantıda söyledi, camiye gitti söyledi, toplantıda söyledi. Söyledi ve hareket etti. Amatya'ya geldi, Sivas'a doğru süratle yürüyor. Ve İstanbul hükümeti de Atatürk'ü nerededir, ne yapıyor, ne söylüyor, heyecan ile onu takip etmeye başladı. Bu tarzda ilk çıktıktan sonra Erzurum'a varması süratle olmuştur. Erzurum'da Atatürk'ün Samsun'a çıktığından Büyük Millet Meclisi kuruluncaya kadar geçen devre büyük bir devredir ve çok başarılı bir başlangıçtır. Şimdi bu safhaları bir anlatayım. Bir defa Şark'a gitti. Şark, İzmir işgali gibi bir Ermeni işgali tehlikesi altındaydı. Halk bu tehlikenin karşısında hakikaten hem müteessir hem her karara hazır bir haldeydi. Ordusu belliydi. Karabekir orada kolordu kumandanıydı. Kendisi Atatürk Erzurum'da bir defa kumandanla anlaştı. Kumandanla gayet yakın. O zamana kadar zannolunmayan yakınlık Erzurum'da kumandan olarak bulunduğu zaman Atatürk, Karabekir ile kendisi arasında bu yakınlık hasıl olmuştu. Orduyla Erzurum'da kısa bir zamanda bir kongre yapıldı ve o zamana kadar Atatürk'ün vazifesine de nihayet verdiler Erzurum'da. İtilaf Devletleri kıyameti koparıyordu. İstanbul'da yeni türeyen devlet ricali hükümdarın takip etmek istediği politikayla Atatürk'ün mukavemet politikası tamamen taban tabana zıt vazifesine bir an evvel nihayet verdiler. Vazifesine nihayet verdiler ve Atatürk vazifesine nihayet verildiği zaman Erzurum'da bana kendisinin anlattığına göre Ankara'ya geldiğim zaman Karabekir bütün ordu karargahıyla kendisini resmen ziyaret etmiş ve ordusuyla emrinde olduğunu, eskisi gibi
emrinde olduğunu söylemiş. Bundan son derece mütehassıs olmuş ve son derece kuvvet kazanmıştır. Bunu anlattı. Ve şeye kadar, Ermenistan seferi nihayetine, son devrine kadar böyle devam etti. Orada olduğu gibi Sivas'ta ve hareket zamanında bütün ordu kumandanlarıyla, kol ordu kumandanlarıyla telgrafla muhaber ediyordu. Ordu içinde kendisine yakınlık ve beraberlik sağlamaya çalıştı. Bunu temin etti. Erzurum ve Sivas kongrelerini yaptı. Atatürk Sivas Kongresi'ni Halk Partisi kongrelerinin kurultaylarının iki saymıştı. Evet. Sivas Kongresi hakikaten mühim bir şeydi. Atatürk'ün buluşundadır. İlk bulduğu şey şartta Ermeni tehlikesi, İzmir'de nasıl ansız bir işgali demir ettiyse orada da bir Ermeni işgalini temin edecek. Bu tehlike mevcuttu ve son derece halkı uyanık bulunduruyordu. Bunu mesele olarak ele aldı ve kendileriyle beraber memleketi müdafaa edeceğini onlara anlattı. Sivas Kongresi'nde Atatürk memleket müdafaası için her tarafta uyanmış olan endişeleri ayrı ayrı cemiyetler birbirinden habersiz parça parça heyetler halinde devam eden savunmaları bir merkezde toplayıp bir idare altına sokmak için kongre yaptı ve muvaffak oldu. Sivas Kongresi'nden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti meydana geldi. Resmi teşekkür olarak. Bundan sonra Atatürk açıktan İstanbul hükümetiyle mücadele halindeydi. Eskisiyle yenisiyle. Memleket tehlike altındadır. Her tarafta düşmanlar azgın bir haldedirler. Hiçbir insafları, hiçbir hesapları adalete müstenit değildir. Bu heyet içinde, bu şartlar içinde Sivas Kongresi bu şartlar içinde Atatürk heyet temsiliği teşkil etti. Heyet temsiliği ile Anadolu'da her yerde uyanmış olan ve bazı yerlerde mesela Adana'da olduğu gibi resmi muharebe, her vasıtayla muharebe şeklinde devam eden mücadeleleri resmen idare edecek bir heyeti teşkil etmiş oluyordu. Heyet temsiliği adıyla bir heyet teşkil etti ve bununla bütün müdafaa teşkilatını hiçbir vasıtası yokken bir heyetin umumi sevk idaresi haline resmen sokmuş oldu. Bu esnada yaptığı büyük işlerden birisi İstanbul Hükümeti ile temasta bulunarak İstanbul Hükümeti'nin temasında imkan vererek Salih Paşa heyeti ile anlaşması olmuştu. İstanbul'dan bir heyet geldi Salih Paşa başkanlığında. O heyetle Atatürk memleket müdafaasının ciddi bir tehlike altında olduğunu, memleket parçalanma tehlikesindedir. Parçalanmak için bütün tedbirler alınmıştır. Bu ihtimale karşı hazırlık yapmak lazımdır. Bunu
açık olarak müdafaa etti ve Millet Meclisi toplamalarını tavsiye etti. Millet Meclisi toplamalarını tavsiye etti. Sani Paşa Millet Meclisi toplaması kendisiyle konuşmalarından istifade etmiş ve kani olmuş bir vaziyette ayrıldı. Nitekim ondan sonra seçim oldu ve İstanbul'da Meclis Mevlüt'ten toplandı. İstanbul'da Mevlüt. Şimdi demek ordu kumandanlarıyla temas etti. Şartta onları tehdiden, tehlikeye sahip çıktı. Onların memleket müdafaasıyla birleşmelerini sağladı. Sonra bütün müdafaa teşkilatını, Anadolu Verilmeli Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı namı altında toplama muvaffak oldu. İstanbul Hükümeti ile birleşti. İstanbul Hükümeti'ni onun karşısına bir heyet temsilciliği resmi sıfatı olan seçimle kazanılmış resmi bir sıfatı olan insan gibi İstanbul Hükümeti'ne ilk tedbirleri kabul ettirdi. Yani seçim olacak, Meclis Mevlüt'ten toplanacak ve memleketin mukadderatıyla millet alakadar olacak. Yani Atatürk Samsun'a çıkarken halkın kendisinden ne istediğini çok iyi biliyordu ve bu istekleri de en iyi şekilde yaptı, değil mi? Halkın nasıl bir ihtiyaç içinde bulunduğunu, nasıl bir tehlike içinde çaresiz bulunduğunu biliyordu ve bu çaresizliğe kendisi çare bulmak vaadini verdiği için her tarafta kucaklanıyordu. Bu tarzda doğru şeye kadar, Erzurum'a kadar gitti, orada bu vaziyeti kuvvetleştirdi, kumandanlarla söz birliği yaptı. Sivas'ta Anadolu Verilmeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti diye bütün müdafaa teşkilatını teşekkül olarak bir araya getirdi. Ondan sonra Millet Meclisi'ni toplamayı İstanbul Hükümeti'ne yapılabilecek en doğru tedbiri söylemeye muvaffak oldu. Bundan sonra Ankara'ya geldi. Tüm bu hazırlıklar yapılmış olarak Ankara'ya geldi. Ankara'da millet tarafından intihab olunmuş bir heyet temsiliye ve bütün müdafaa teşkilatının bir merkezden idaresine memur heyet insan gibi vaziyet aldı. Evet. Salih Paşa heyetiyle konuşmada telgrafla muhabere salahiyetini bile almıştır. Her tarafa telgrafla muhabere edebiliyor. Bundan sonra İstanbul'da Millet Meclisi toplandı. Orada memleketin kaderi için alakadar olmaya galip devletlerin serbestçe gereksizliklerini yapmalarına mani bir halde bir teşekkül olarak memleket yürüme başlayınca nihayet müttefikler, galip devletler İstanbul'da meclisi de dağıttılar. Evet. Çok teşekkür ederim. Aydınlandın mı kızım? Tabii çok aydınlandım. Çok aydınlandırız. Gidelim biz sadece. Gidelim. Şöyle.